Ne yapacağız şimdi? Burnu fıs fıs yapacağız. Burnu fıs fıs değil mi? Burnu buhar yapacağız. Tamam mı? Buhar. Tut bakalım sen bunu bana. Of Allah'ım of. Karda yattı benim çocuğum. Hem de çıplak bir şekilde. Delireceğim ya. Herkese merhabalar. Herkese günaydın arkadaşlar. Hakan'cığım dün akşam rahatsızlandı birazcık demedim misin? Bayağı bir rahatsızlandı açıkçası. Hakan rahatsızlığı bir an duyuyor. Dün aslında hiçbir şey yoktu. Parktaydık, oynadık, güldük, oynaştık. Akşam eve geldi. Akşamüstü saat 7'den sonra Hakan öksürmeye başladı. Öksürü az az vardı aslında. Bir anda fazlalaştı öksürüğü ve bu sefer de balgam çıkarmaya başladı. Ay çocuk öyle bir balgam var ki çocuğun sanki 40 yıllık sigara tiryakileri bunun kadar balgam çıkarmamıştır. İnanın ki. Çocuğun yanında hiçbir şekilde sigara içilmemesi için özen de gösteriyorum ki biliyorsunuz ki ben sigara kullanan bir insan da dur ama bekle daha değil bunu yapmadık. Sigara kullanan bir insan da dedim ki çocuğun yanında o şekilde tüketeyim ama inanılmaz bir balgam var. Bayağı bir öksürdü ve şu anda öksürü inanın ki şurasından geliyor. Ben Hakan'ım biliyorsun ama bak beklemezsen yapmayacağız. Bekleyeceksin 2 dakika tamam mı? Bak burada ilacını ayarlıyorum bekle. Tamam? Bekleme. Hakan'ın biliyorsunuz ki sinüzleri var. Sinüzler aktığından dolayı boğazına ambulans yapabiliyor. Bu normal. Kusmalar gerçekten normal. Hem kusması dün akşam kustu. Tam gece yattık. Yatağa yattık. Işığı kapattım. Hakan bir anda çıkarmaya başladı. Ve onu da bunları kullandık. Dur. Kullandık. Ve rahatladı. Komple balgamını çıkarttı ve rahatladı açıkçası. Sinüzler olduğunu zaten biliyorsunuz ve ben her akşam ona serum füzyolojik yapıyorum burnuna. Ha, bakıyorum ki biraz bir düzelme var. O serum füzyoloji 2 günde bir, 3 günde 1'e düşürüyorum ki çocuğa her gün o serum füzyoloji yapmak da gerçekten şey sıkıntı ya. Çok kötü. Ben bile ya koskoca insan bile ben olsam bile yaptırmaktan çekinirim ama bugün çok çok daha iyi. Bayağı iyi düne nazaran. Bakalım şimdi havaya başladık. Hava vereceğim. Bugün evde biraz bakalım bir dinlensin. Bugünkü gidişatımıza göre de. Hastaneye gider miyiz? Hastaneye gitmeyi çok fazla düşünmüyorum ya. İnanın ki doktorumuzun söylediği tek şey serum füzyolojik yapın. Şey yapın. Öksürük şurubu kullanın ki öksürük şurubu kullanmıyorum ben. Kuzulak şurubu kullanıyorum. Kuzulak üzümü neyse ablamdan almış olduğum şey. Ya. Bir de hava veriyorum. Yetiyor bana. Çok fazla ilaç kullanma taraftarı değilim ben. Sizler de biliyorsunuz ki. İlaç kullanmadan doğal bir şekilde atlatmaya gayret gösteriyorum. Açlar. Bu da bitti az kaldı ama yenisini aldım. Yediğim muhakkak duruyor. Doktorumuzun bize önermiş olduğu arkadaşlar izotonik sodyum klorür. Ben bu şekilde binlik alıyorum ki çünkü sürekli olarak kullandığımdan dolayı her gün olmasa bile 2 günde bir, 3 günde bir dediğim gibi çocuğun durumuna göre kullanıyorum. Şimdi buharını yapsın içeride. Buhar bittikten sonra burnuna serum füzyolojik yapacağım. Allah'tan ateş yok. Ateş olmadığı için bu kadar rahatım açıkçası. Hani bakteriyel ve enfeksiyonlar olmadığından dolayı rahat. Bu öksürüğü zaten dediğim gibi sinüzlerden. Bu sinüzler de bu şekilde ne yazıyor? O kadar da dikkat ediyorum yani. Hani şey de yapmıyorum, soluklarımı çıkartmıyorum. Ha, dondurma yedirdim evet. Dondurma birkaç defa dondurma yedirdim ama çocuğun da canı çekiyor zaten. Hani şey de değil böyle çok fazla aşırı da. Durdurmayı yedirmedim. Elimden geldiğince dikkat ediyorum ama dikkat ettikçe de hani bu şekilde olduğu zaman inanın ki çok üzüldü. Akşam hatta yattığımız zaman kustu. Komple üstünü değiştirdim. Her şeyi hallettim. Niye gelmez bu? Bu da bitti tabii.
ne diyorum akşam. Artık kusturu atladı yatırdığım zaman insan düşünüyor ya ister istemez çocuk neden hasta oluyor ya bu çocuğa bakamıyor muyum diye düşünmüyor da dinlerim ki düşünüyorum var ya üzülüyorum da. Gerçekten oluyor. Mesela işte evlat olduğumu, çocuk olduğumu bir tık daha böyle şey yapıyorum. Düşünüyorum. Neyse hayırlısı Allah'ın beterinden saklasın ya Rabbim. Yani ne diyeyim? O zaman diyorum ki Allah'ın beterinden saklasın. Ay hiç sevmiyor. Bunu da görünce var ya bitti bitti demeye başlıyor çocuk ya. Canı ne kadar yanıyorsa sorsanız bunlar hiç belgesel yaptın mı diye hiç yapmadım. Yapar mısınız derseniz de Allah o şeyi getirmesin ama yapmak da istemem. Gerçekten istemem yani yapanlarla konuşuyorum yapıyormuş. Yani bayağı kötü yapıyor yani bir anda dedi. Düşünün ki Hakan bunu hemen hemen her gün yapıyor yani ya. Şuradan bakalım şöyle girme. Şuradan. Allah'ım seni yaradana kurban olsun lar. Lar annem yala. Yala başı maskenin içini ya. Bak maskenin içini yalıyor ya. Var mı daha inacın? Var. Bu bittikten sonra dişlerimizi fırçalayalım. Sonra burnumuza serum yapalım tamam mı? Evet. Tamam. Of Allah'ım of. Valla sen öksürdükçe şu benim buyruğum var ya. Tamam yeter. Yetmez ilacım bitmedi. Hayır bak ilaç bitecek. Bekle az kalmış. Az kalmış aşkım bekle anne. Yavaş yavaş. Yavaş evet yavaş. Bunları da yapacağız tamam mı? Ama ilk önce dişleri fırçalayacağız. Dur. Burnumuza fıs fıs değil mi aşkım? Hakan'ın burnuna fıs fıs. Yapacak mıyız? Dur şunu biraz sonra sana nerede senin fırçayı macunu buldum bir şey. Macun. Benim macun ne? Bu senin macunun evet. De şöyle. Allah'ım yarabbim yarabbim. Nasıl bir öksürmekti bu? Tükür. Tükür. Sil ağzını. Tamam. Hadi ama yapmamız lazım yoksa rahatlayamıyoruz. Hadi şuraya kaldır kafayı birazcık yukarı. Ama hayır öyle yaparsan olmaz. Fışkırırım ama bak kızarım. Tamam haklısın. Elini çek. Tamam elini çek ama elini çek. Koyarsan olmaz. Yapma. O mecbur. Bekle aşkım. Tamam bebeğim. Hop dur. Hakan. Ama sen öyle yaptın. Annem acıdı biliyorum ama. Hadi dedim. Tamam acıdı ama sen öyle yaparsan hep acıyacak. Bitti. Of bitti. Hadi git içeri. Tut ellerimizi. Bitti. Tamam bitti bebeğim. Ay. Tamam mı? Tamam. Hadi. Bakar mısınız arkadaşlar kuşumuz gelmiş. Ben ümidimi kesmiştim. Dün Nihal ablayla da konuştuktan sonra Nihal abla yumurta sorduktan sonra kuş bir daha üzerine oturmaz demişti bana. Ben de balkon temizlemek için geldim. İnanın ki yumurtayı alayım dedim bir baktım kuş orada. İyi ki de camı açmamışım. Camı açmadan bakmışım yoksa camı açsaydım şayet korkacaktı ve yine kaçacaktı. Yumurtasını bırakacaktı. Ay çok sevindim ya. Gerçekten çok sevindim. Hadi iyi oldu bakalım ya. Neyse bundan sonra daha dikkatli olacağım. Yani hocam bu şey
Balkon camlarını bu şekilde açık bırakmayacağım havalanması için bile olsun. Dur bir dur. Hakan kuş var burada bak. Kuşa bakmak ister misin? Kuş var burada anne. Göstereyim sana kuşu, gördün mü? Gel göstereyim. Gel kucağıma gel. Gel dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 kuş orada, gördün mü bak. Gördün mü? Şu benim Erdoğan abinin almış olduğum tek kişilik olanlar. Almış olduğum pike takımı. Biliyorsunuz ki ben bunun hardal rengini kullanmıştım ve inanılmaz derecede böyle bir tüy mü diyeyim size. Acayip bir şey bıraktı. Toz bıraktı, tüy bıraktı diyebilirim. Ben 5 defa yıkadım. Şu anda İsmail onu kullanıyor. Bitti. Tüy dökmesi, toz dökmesi bitti yani. Ama 5 defa yıkamamız gerekiyor yani. Ama artık da çok da fazla bunu kullanasım gelmiyor. Soğudum açıkçası. Niye yalan söyleyeyim. Ben böyle 3 takım almıştım Erdoğan abiden. Bir bu rengini almıştım. Kahverengi çok ama çok hoşuma gitti. Haldar rengi de çok güzel. Mavisine bayıldım. Mavi rengi çok güzel. Bakar mısınız? Ama dediğim gibi artık bu pike takımlarından soğudum. İnanın ki soğudum. Erdoğan abiye telefon açıp söylemiştim. Gerekirse hardal rengini de getir demiştim. Ama hardal rengini götürmeyeceğim. O kadar da şey yapacağım ama bu iki tanesini iade edeceğim. Hakan'la İsmail'e nakışlı birer tane pike takımı almıştım. Sizler de görmüştünüz. Onlardan birer tane alacağım olmazsa. Onlar çok güzel. Ben kendikimi kullandım daha İsmail'inkine ya da Hakan'ınkine açıp daha kullanmadım. Olanların odası gelsin. Odasını bir düzenledikten sonra tek. Tamam anneciğim, tamam bebeğim. Biraz sonra çıkacağız ama hem markete gideceğiz, tamam mı? Hem de Erdoğan abinin oraya gideceğiz. Geldikten sonra sen bir öğlen uykusunu yap bakalım, bir dinlen. Tamam mı? Tamam mı? Uykusunu yapalım. Tamam. O nakışlardan alsın. Bana onlar çok hoşuma gitti. Ben kendim kullanıyorum mesela onu. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Çok da rahat. Kumaş falan gerçekten çarşafın kumaş falan çok hoşuma gitti. Herkes. Bunları verip onlardan alacağım. Ben bunları beğenmedim derseniz bunları da beğendim. Çok güzel ama bu kadar tüy ve toz çıkarmasından nefret geldi. Gerçekten dediğim gibi de ben diğerini bir 5 defa yıkadım anca düzeldi. Düşünüyorum ya ben burayı çok beğendim ya maviyi. Maviyi düzenine bakar mısınız? Bunları mı giyeceksin? Hı? Evet. Evet tamam hadi karışma. Ne istiyorsan onu giy. Aferin benim oğluma ya. Dur, hadi şu ön tarafları da kapat da ondan sonra düzeltiriz yine. Alkış. Bekle dur kapımızı kapatalım. Sen hadi yavaşça in Nihal'in kapısına bas. Ziline bas tamam mı? Olur mu? Kapıyı kapatayım. Dur bir dakika dur poşetimizi alalım ondan sonra dur. Dur poşetimizi al bak. Hadi aldık. Yavaş ama yavaş kapatıyoruz değil mi kapıyı? Dur yavaş yavaş yavaş. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Dur şu tutamadım. Hakan oradan değil. Gel buraya. Nihal ablayı bekliyoruz ya. Nihal abla gelecek anneciğim. Bekle. Ama yukarıya çık bak. Gel buraya. Evet çık yukarıya. Aferin. Bekliyoruz. Nihal teyze gelecek. Ne var orada? Hmm.
Bugün özel eğitime de gitmedik, kreşe de gittim. Dün akşam Önder Bey'e mesaj çektim. Hakan'ın gelemeyeceğinin bilgisini verdim ki Hakan'ın yerine başka çocuğu alabilsinler diye, boş geçmesinler diye. He? Okula gitmeyiz. Kreşe gitmeyeceğiz. Evet anneciğim, bugün dur annem arabayı park etsin, ondan sonra bebeğim. Kreşe gitmiyoruz. Evet, bugün kreş yok. Okula da gitmedi, kreşe de gitmedi. Hakan kreşe gitmeyi sevmiyor. Ben bunu Önder Bey'e de paylaştım. Zaten sizlere de söyledim. Hatta kreşe gitmeyeceğiz. Kreşe kapalı bak. Yarın gideceğiz kreşe, tamam mı? Evet. Yarın. Ama kreşeye gitmeyeceğiz. Tamam, bugün kreşe gitmeyeceğiz aşkım. Önder Bey'e hatta söyledim, yazın göndermesi ama 2-3 ay diye. Hayır, gidecek dedi. Kreşe hiç ara verilmeyecek dedi. Anaokuluna kadar kreş hep gidecek. Ya Önder Bey'le konuştuğumda otizmli çocukların bir kısmına kreş çok güzel, iyi geliyor dedi ki, Hakan gibiler dedi. Bazılarında iyi gelmiyor, ters tepebiliyor dedi. Hakan'ıma iyi geldi. Geldi mi, gördün mü sen? Bak hayır. Ya kapı ağır ağır. Sen o kapıda parmaklarını sıkıştıracaksın. Kim geliyor? Daha gelmiyor ki Nihal. İsmail okulda. İsmail sabah okula gitti sen uyurken. Çık oradan, çık. Çık, çekil bakayım, çekil. Çek, elini çek. Çekil. Kimi bekliyoruz? Kuşum geldi, yumurtasını atıyor. Öyle mi? Evet. Hayır, sabah temizleyeyim gelmeden önce. Bir baktım yatıyor. Aa, yatınca günde kapı açtım. Dur. Gel buraya. Hayır, buraya hayır, gel. Hayır. Buraya gel. Dar, elini ver. Elini ver bana. Abla. Elini ver. O tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa gidiyoruz. Dedi. Baktım ki oturuyor. Ellemedim ben de. Ana. Hayırlısı nedir Nihal abla yani? Hani sen dün dedin ya, o soğuduktan sonra bir daha gelmezdi. Evet, oturmazdı. Karamsardım. Bugün bari temizleyeyim orayı. Çünkü artık hayvan gelmezdi. Baktım oturmuş. Neyse, otursun bakalım bir. Bak bak. Aa, kadraja gizli ha? Girecektim ya. Aa Leyla. Aa Belgin, ne yapayım? Aa Belgin abla. Ne haber Cemal? Ne haber Belgin abla? İyilik. Ne yapayım? Hakan. Selam kanka, ne haber? O biraz geldi. Ne yapıyorsun? Beni öpmüyor zaten. Ne yapıyorsunuz? Hastaneden çıktığım için öpmek evet. İstemedim sizi ama Nihal abla. Nihal abla yaptım. Sen ne yapıyorsun Cemal? Ne yapayım ya, bizde işte işimiz vardı adliye tarafından Meltem'de. Hayırdır? Babam bir vekalet verdi de. He. Sonra Leyla da o taraftaymış. Hmm. Tıpta. Geri beni aldılar. İyi. Sen video çekiyorsun. Evet, biz de şey Erdoğan abiye gidiyoruz, bunları vereceğim Leyla. Hoşuma gitmedi diyordun, nerede değiştir? Şey, diğer toz döküyor. Nerede Leyla? Aşırı derecede. Sen nerede Leyla? Zayıf mısın Cevahir? Ben ya, zayıflamıştım. Çok değil ya, birkaç kilo, öyle şey değil yani. Nihal abla geçmiş olsun. Yüzünden. 135 falan da 122'ye düştü. Hayır, yüzünden mi verdin? Sen sakalı kestiğin için mi zayıflamış gözüküyorsun? Çok nasıl zayıflamış gözüküyorsun ya, maşallah. Hakan koşuyor mu? Koşuyor. Nihal nasıl koşarsa koşsun. Hiç. Koş diyor zaten. Koş. Sen beni iyice kendine mi belledin artık? Değil mi? Nereye Nihal ablacığım? Kahve fincanı. Şunun farklı rengi olsaydı. Hepsi aynı renkmiş ama. Hepsi aynı renk derken hepsi farklı farklı. Hayır, varmış da. Hı. Hani farklı renkli olanları yokmuş ya, mesela kırmızı, mavi. Ha. Renk alternatifi. Renk alternatifi. Tamam. Gel hadi, gel buraya gel. Hadi içeriye giriyoruz, gel.
Gel hadi aşkım gel. Evet içeri giriyoruz. Şey dedim, beyaz fincan vardı ya belki. Bakarız. Olabilir. Bas. Bak. Şimdi koyu çıkaramıyor. Dur hayır. Hakan hayır. Ay. Koyu çıkıyor. Şunlar da çok güzelmiş aslında. Çıkıyor. Ne kadar acaba bunlar? Hayır yukarıya çıkmıyoruz. Dur şu elimdekini şuraya bırakayım. Bakın benim almış olduğum. Şey sadece örtüsü de var. Bir iki takım sadece örtüsü de var. Dur cüzdan içine koymuştum. Alayım şunu şuradan. Ne bu? Evet yukarı. Hadi gel gel. Yukarı diyorum sen gidiyorsun çık. Yukarı çık. Evet. Erdal abi yukarıdaymış. Yavaş. Yavaş. Masa. 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 Evet. Gel. Tut elimi. Orada var. Orada daha var. Erdoğan abi de perde de var. Dur ama bekle. Aslında olanların ortasına şöyle odasına şöyle bir şey yaptırabilirim. Erdoğan abicim nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyi kusura bakma gelemedim ben de. Şu çok güzelmiş ya. Olanların odasının perdesini değiştireceğim de. Güzel. Bu güzel sportif olanlara da uygun zaten. Odalarına rengi de çok güzelmiş. Gel bakalım arkadaş. Gel buraya. Dolanıyoruz biz. Şeyleri getirdim ben. Pikeleri getirdim Erdoğan abi. O hardalı getirmedim de. Diğer ikisini getirdim. Şu hardalı. Şey yaptım. 5 defa yıkadım. Hala toz döküyor az da olsa. Değiştiririz. Tamam. Olmazsa onun nakışlarını alayım ben ya. Olur. Daha iyi. Nakışlar çok hoşuma gitti benim. Onlar çok güzel. Haydi ama aşağı iniyoruz. Hadi gel. Yürü. Erdoğan abi bunlar ne kadar? Bunlar yeni gelmiş. Bunlar yataşın yatak örtüleri. Şunlar. Ha görmedim. Bunlar hem yatak örtüsü hem pike hem nevesin takımı. Şuradakiler. Yok şu. Onlar şu. Şu 1850 tüylü. Bunların içinde ne var şimdi? Yatak örtüsü ikili yastık. Çarşaf? Yok onlar. Çarşaf yok. Tek yatak örtüsü. 2.42 yapmış onlar. Güzelmiş ama çok güzelmiş. Hı. Tek kişilik fiyatı mı o? Yok çift onlar. Çift mi? Tek kişili? Yok. Neyse şu şeyler şurada bak. Hadi şunları mı getirdin? Evet, evet. İkisi. Arkadaş, ben bunları beğenmedim mi arkadaş? O beğendi de. Biz de beğendik. Ben hele mavinin rengine bayıldım. Çok onu güzel mavi. İşte o tüy döküyor deyince artık. Evet. Ben yine o nakışlardan. Neredeydi onlar? Nakışta dedin. Var ya olan almıştım ben bir tane. Kendime de aldım. Şundan mı? Çift kişilik bir de tek kişilikleri. Dur bakayım. Şu. Hı hı. Bunun mavisini de aldım. Yeşilini de aldım herhalde. Başka rengi var mıydı bunun? Şu renk var. Bir de lilası var. Lila var. Yani onları alacaksan bir de mavi de yeşil olmuş. Aldım zaten. Hı. Birer tane onlara. Şöyle çiçekli bir çiçekli istersen çiçeklileri var. Çiçekler de çok güzelmiş aslında. Şu güzel bak. Şu çok güzelmiş. Bunu tek kişiliğine kadar der bunu abi. Onu tek kişiliğe 950 lira. Tek kişili. İyi. Şu güzel aslında. Bir de şu dikkatimi çekti ama. Nerede öyle o? Şunlar. Heh. Bu sadece pike mi bu? Tek pike. Gerek yok ona. Bugün gerek sana yok. Şey vereyim, takım vereyim. Tek pike değil, takım istiyorum ben de. Hakan'cığım dur annem. Şu tek kişilik. Şu. Ayının kız için ne kadar güzel aslında. Bir abi desenine bak. Bayıldım. Sen de benim böyle çiçekli çok sevmiyorsun. Ben çiçek sevmem. Şurası.
O da güzel aslında. Düz bak. Onun da biri, biri iki. Tek kişilik. Şey, Hakan'la İsmail için değil mi? Evet evet, diğerlerini vereceğim. Düz olsun. Düz olsun, düz de güzel aslında. Şöyle yastık kılıfı var. Kumaşına dokunmuyor. Kumaş yumuşak. Aa bak, burası sararmış ama. Ha. Açmış rengini bu. Bu önceden kalma ya, bu da. Evet. Bu kıymetli bir bak. Ama çok güzelmiş yalnız o. Bu da aynı değil mi? Aa, bu daha güzel Erdoğan abi. Bu da jakarlı. Ama bu çift mi tek mi, ona bakmamız lazım. Bu çift olabilir. Çift kişilik. Bunun çift kişiliği ne kadar? Ay, onun rengi de çok güzelmiş yalnız. O da mı çift? Bu da çift. Bu annem. Evet annem. Bunların devamı yok değil mi? Başka yok, tek kişi. Yok, bunların devamı yok. Bunlar geçen seneden kalma. Hı. Susadı. Tamam, vereceğim annem şimdi ben sana su bebeği. Evet, bunlar çift. Bu ne kadar çift kişilerden abi? Bu normalde şu anda 3000'e de geçmiştir de, bunlar önceki fiyatlar. 1165 lira. 1165 lira. Ama renkler çok güzel. Ve şuna bayıldım ben. Nehla Hanım baksana, çift kişiliği 1165 liraymış. Çok güzel ama. Çok güzel. Kumaşı falan çok güzel şey şu. Onun ebatı büyüktür. Normalde tek pikesi bile yatak ölçüsü gibi durur. Evet. Normalde çıkmaz bir yerin pikesi geldi. Ne yaptın? Özledin mi akşam görüşmek? Onun arkadaşı. Evet. O zaman ben sorduğumda metresi 20 liraya takıyoruz. Neyse, dur bak. Sormuşuna ayrı alıyorsun. İşçilik. İşçilik 20 lira alıyoruz metresine dedi. Yatak odası bizim 3 metre 20 santim, 3 metre 40 santim mi ne belki? Ben yatak odasınınkini değiştirdim ya, komple düştü benim. O zaman 3.40. Kapıdan şeye kadar, cama kadar. Ya bir duvardan bir duvara 3.40, 3.20. Neyse onu ölçer de haber veririm zaten Erdoğan abiye de, o perdeyi beğendim, perde hoşuma gitti olanlar için. Nihal abayla şey yapıyorduk, konuşuyorduk. Dün akşam biliyorsunuz ki Galatasaray şampiyon oldu, şampiyonluğumuzu kutladık da Nihal ablacığım korna seslerinden birazcık rahatsız olmuş. Diyorum ki bizim hakkımız, ben Galatasaraylıyım arkadaşlar, koyu Galatasaraylı, çocuklarım da Galatasaraylı, Nihal ablacığım Beşiktaşlı. Hakkımız canım, kutlayalım yani. Ya yani olan kimse, ben Beşiktaş'ım diye şey yapmam. Fark ettiyse o kazansın. Ha, futbol bir ara mı? Takip ediyor musun? Ben etmiyorum. Ben de etmiyorum ama. Ha, şampiyonluklarla da tabii ki de. Benim haberim yoktu. Bir anda kornalar çalmaya başlayınca internete habere baktım. Ben artık Galatasaray şampiyon olmuş. Orada haberim oldu. Garantili karpuz getirdi. Bu fiyatı alıyor. Yetişemeyen el sallıyor. Ay sallamasın Nihal abla. Nihal ablacım aferin. Tarifi 50 TL'ye Karpuz'un tarifi 50 TL'ye bu fiyata bir daha gönderin. Hayır almıyoruz. 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 Kime konuşuyorsun ki almıyoruz diyorsun da. Ekmek alacağım ben de. Evet. Ekmek. Hayır. Ekmek isteyecektim senden. İsteseydin, evet. Sonra aklıma geldi. Dolapta tost ekmeği vardı. Hayırdır, hayırdır. Bana gel, bana bak. Bana bak, kızdırma beni bak ama ha sen. Saçmalama. Yürü. Sen şimdi oradan al, oradan başka bir şey alacak. Evet. Gel bu tarafa, hadi. Sadece bir tane alabilirsin bak, bir tane. Başka almayacaksın, yok başka. Yürü. Başka yok, yürü. Hayır. Hayır evde var. Hayır evde var. Alamam. Evde var. Yürü. Suyu koy yerine. Suyu yerine koy. Buradan aldın, yerine koy. Koy yerine. Sütü koy içine. Süt. Sen taşıyabilecek misin onu? Bir tane iki. Ağır ama. Buluyor. Dur anneciğim, dur bebeğim. Aslında şu rendeli saklama kabı çok hoşuma gitti de ne kadar kullanışlı hiç bilmiyorum.
Ne yani? Ne abiye vereceğiz? Hayır, abinin değil, onu çıkartacağız buraya, gel. Kaçma. Kaçma. Buraya gel. Neyin şarjı bitmiş anneciğim ya? Her şeyin şarjı bitmiş oluyor senin için. Eğer bir şeyle oynamak istemiyorsa ya da bir şey görmek istemiyorsa şarjı bitmiştir Hakan için. Erdoğan abiye Pike takımlarını iade ettim sağ olsun. Allah bin kat razı olsun ki onların iadesini aldı. Hatta Hardal rengini de alacaktı. Hardal rengini de ben sana vereyim çünkü çok yani içime sinmiyor açıkçası. Alır mısın dedi. Alırım dedi. Sonradan vazgeçti ama dedi, onun da fiyatını düşeyim dedi. Ama o sende kalsın dedi. Getir bana, boş ver dedi. Oradan tekrar Pike takımları aldım. Pike takımları gerçekten çok güzel. Elinde son kalanlardan iki tane çift kişilik vardı. Çift kişilik iki tane Pike takımını tabii eve daha getirmedim. Orada Hakan'la beraber taşımakta zorlanırım diye. 1150 TL'ye aldım arkadaşlar. Çift kişiliği. Ama gerçekten kumaşları harika. Kumaşlarını ben çok çok beğendim ve bayıldım. Bu alanlara da birer takım daha aldım. Güzel Pike takımdan bıraktım. Normalde ben 4 mevsim kullanıyorum kışın. Sizler de biliyorsunuz ki 4 mevsim çok rahat oluyor. Fazlan takımları varmış orada. Fazlan takımları da çok uygun fiyatları var. Tek kişiliği 850 TL'ydi. Çift kişiliği 1000 TL. Bence fiyat uygun yer aldı ki bazen takımını kullanmaya başladıktan sonra dedi nevresimler dedi, dört mevsim dahil dedi, sana dedi soğuk gelmeye başlayacak çünkü bazen takımı çok sıcak tutuyor dedi. Ben hiç bazen kullanmadım arkadaşlar bazen kumaşı. O yüzden bilemiyorum, bir şey de söyleyemedim tabii de ama Nihal abla sürekli olarak kışın bazen kullanıyor. Hatta bazı pijama atları bile Şerif teyzesi yaptırmış, Şerif teyzem yaptırmıştı Nihal abla. Pazen kumaşından yaptı dedi. Sıcacık tutuyor belki dedi. Bir bakalım, deneyeceğim. Tek kişilikleri 850 TL. Olanlara birer takım ya da ikişer takım alsam zaten. Yeter, 4 mevsim almaya kalktığın zaman da 4 mevsimler gerçekten ben bir ara bir baktım. Çift kişilikleri 2000 liradan falan başlıyor. İnanın ki 2000 liradan falan başlıyor. Ha, Erdoğan abinin orası neden rahat? Taksitle alıyoruz arkadaşlar. Aydana'ya elimizde olduğunca kendisine ödeme yapıyoruz. Ödeme konusunda bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Allah razı olsun tabii ki de. Çok ama çok teşekkür ederim bu konuda kendisine. Akşam yemeğimi yavaş yavaş hazırlayacağım. Akşama ne yemek yapacağım? Fırında tavuklu beşamel soslu makarna. Aslında normalde kıymalı yapacaktım ama kıymalıdan vazgeçtim. Tavukluya çevirdim. Bir arkadaşımız bana yorum yazmış. Normalde bana bu tür yorumlar çok fazla geliyor ama bu yorum nedense beni daha çok böyle kızdırdı diyebilirim. Yorumu unutmamak için yorumu fotoğrafını da çektim ve ben yorumu onayladım arkadaşlar. Evle alakalı bir yorum yazmış bana. Evle alakalı zaten çok yorum yazan var da. Güzel kardeşim, sen düzenini kurmuşsun. Evini idare ediyorsun. Çocuklarına bakıyorsun. Her ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Evet, bir düzenimi kurdum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyor muyum? Evet, elimden geldiğince en iyi şekilde ben çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Anneler olarak, bir görevim olarak tabii ki de. Bu çocukları dünyaya getiriyorsak tabii ki de elimizden geldiğince ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hem anne hem de babanın görevi bunlar. Bir tek annenin görevi değil. İmkanların gayretle güzel versin. Bir kuruş vermesin de. Dur bakayım, karşılıyorsun. Bakınca... İmkanların gayet de güzel. Benim imkanlarım gayet de güzelmiş. Allah bereket versin. İnşallah hepimizin imkanları gayet güzel olsun. Varsın bir kuruş vermesin de geç. İşte yazık değil mi? Sinirlerini bozup iyice geriliyorsun. Ben hiçbir şekilde sinirlerimi bozmuyorum. Ben o parayı, nafakayı, haklarımızı, çocukların haklarını ve kendi haklarımı almak için sonuna kadar da savaşırım. Ben sadece çocuğumun okulu için söylediği şey için, ben Hakan'ın okulu için söylemiş olduğu şey için ben çok kızdım. Hakan'ın kreşinin gereksiz olduğunu, devlet kreşine gitmesi gerektiğini, fuzuli bir şekilde para harcandığını, Hakan'a ve İsmail'e Eren yapmış olduğum bütün masrafların hepsinin gereksiz olduğunu dile getirdiği için kızdım arkadaşlar ben. Ha, ben nafakamı alamıyorum diye kızıyor muyum? Hayır, kızmıyorum. Ben nafakamı her ay düzenli bir şekilde alıyor muyum? Almıyorum. Ben toplu bir şekilde almaya gayret gösteriyorum. İcraya veriyorum. Arabasını bağlatıyorum. Arabasını trafikten çektirme şeyine kadar gidiyoruz. Anca o zaman ödüyor. İnanın ki bakın en son nafakayı arabasını trafikten çektirme cezası mı bir şey varmış herhalde. Avukatım bunları daha iyi biliyor. Kendisi tabii ki de hepsini hallediyor. O noktaya geldiğinde benim nafakamı toplu bir şekilde ödedi.
Yoksa aylık düzenli bir şekilde nafaka ödemiyor. Aylık düzenli bir şekilde nafaka ödese onun için de iyi olacak. Faiz ödemeyecek, avukat parası ödemeyecek yani. Ha bu şekilde sinirlerim geriliyor mu? Hayır, kesinlikle gerilmiyor. Adam başka bir hayat seçmiş gitmiş. Ve artık o da ayrı bir hanede yükümlü. Evet, evlenmiş. O haneye de bakmakla yükümlü. Eşine de bakmakla yükümlü. Kendi de söylemiş zaten bakmakla yükümlü olduğum bir eşim var demiş ama burada da bakmakla yükümlü olduğu 3 tane evladı var. Ben evlendim, ben gidiyorum. Bu 3 evlada da bakmak zorunda değilim diye bir seçenek yok. O zaman bu çocukları yapmayacaktı. O zaman bu çocukları dünyaya getirmeyecekti. Eli kolu bacağı tutuyor. Öbür haneye bakabiliyorsa bu çocuklara da bakacak. Ben bu çocuklar elimden geldiğince kadın başıma, bakın söylüyorum kadın başıma, hani erkeğiz biz, adamımız diye, yani bunu her erkek için söylemiyorum, bak bunu kesinlikle şey yapmayın yani, genellemeyin ama bu şekilde olanlar da var, o şekilde söyleyeyim sizlere. Erkeğiz biz, adamımız biz deyip geçinebiliyorlarsa bir kadının yaptığı şeyi onlar da yapmak zorundalar. Yani bana burada ayrı bir haneye de bakmak yükümlü. Ev kirası var mı? Bir eşi var mı? Ödeyeceği faturaları var mı? Hepsi var değil mi? Evet var. Benim de var. Ben de kira, ben de kredimi ödüyorum. Hadi kira demiyorum ama kredi ödüyorum. Evimin kredisini ödüyorum. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu ev bana boşanmayla o adamla karşı taraftan geçen bir ev değil arkadaşlar. Bu evi ben aldım. O evi de kendisi aldı. Ben 19 sene boyunca bir fil bir şekilde çalıştım. Çalışmasam da yine hakkımdı. Ev hanımları için söylüyorum ben bunu. Ev hanımları çalışmayabilir. Evde kocasında, affedersiniz, karılık hizmetini yapıyor, kadınlığını yapıyor. Evini temizliyor, bulaşığını yıkıyor, çamaşırını yıkıyor. O adam rahat bir şekilde işe gidip gelebilmesi için bütün imkanlarını, bütün olanaklarını evdeki karısı harcı şey yapıyor, sağlıyor. O yüzden o kadın da çalışmış durumda oluyor arkadaşlar. Ev hanımı çalışmadı. Kocasından boşanırken bu adam çalıştı. Bu adam her şeyi elde etti. Kadın sadece evde yattı olayı yok. Hem adama bakıyor, hem evine bakıyor, hem şu adamın çocuklarına bakıyor. Kendi çocuklarına bakıyor, kendi çocuklarına bakıyor. İşte adamın çocuklarına bakıyor. Aile hesabıyla zaten. Ve bunları bu kadın evde yaparken de sonuçta çalışıyor. Çalışmıyor da değil, evde yan gelip de yatmıyor. Bir kadın evdeki işleri hiçbir zaman bitmiyor ki. Ha bizse adam sabah 8'de gidiyor, akşam 5'te gidiyor, işi bitiyor. Eve geldiği zaman da direkt ne yapıyor? Dinlenmeye geçiyor ama o kadın yatasıya kadar sürekli olarak çalışıyor evin içinde. Zaten ev hanımları bilirler bundan zaten. Ev işi hiçbir zaman bitmez. Nedense hep bir yerlerden bir şeyler çıkıyorlar yani. Neyse ben de 19 yıllık evliliğim boyunca arkadaşlar ben çalıştım. Bir film boyunca çalıştım. Ben sadece doğumlarımda 2 ay izin aldığım için çalışamadım. 2'şer ay bak düşünün. 2 aylıkta ben hep çocuklarımı, evlatlarımı ben bıraktım. Feyza'yı annemi bıraktım. İsmail'cim de Şerif ablamı bıraktım. Ben yine de çalıştım. Hiç ara vermedim. Yani bu evi ben aldım. Bu ev ondan bana boşanmayla geçmedi arkadaşlar. Bu ev zaten benim hakkımdı. Bu evin parasını, her şeyini ben ödedim. 19 yıl boyunca sürekli olarak çalıştım. Onun da tabii ki de evi vardı, hakkı vardı. Onun da alttaki evi vardı ama mecbur satmak zorunda kaldı. Çünkü tazminatlarını ödemek zorundaydı. Yapmış olduğu zinanın bedelini bir şekilde karşılamak zorundaydı. Yani o şey yok yani, bu ev adamdan sana kaldı. Adam sana ev verdi. Adam sana tazminatları verdi. Daha adamın neyini istiyorsun, canını mı istiyorsun diye yazanlar var. Yok. Hakkımı onu aldım ben. Zaten devletimiz, adaletimiz zaten onları beni hak görmeseydi hiç beni zaten bana vermezdi. Demek ki benim hakkımmışım. Aldım yani. Evde benim hakkım açıkçası. Senin düzenine yetebildiğini görüyor. Olsa bile vermemeyi de düşünür. Vermemeyi de düşünürmüş benim şeyim olduğu için. Ancak onun durumu sana yetebiliyor mu? Evine yarın çocukları da olsa ancak kendi yağlarıyla kavrulurlar. Mecburen yoksa nasıl versin, ne versin? Vallahi kusura bakmasın ya. O zaman buradaki çocuklarına bakamıyorsun. Bir daha çocuk da yapmasın. Yani yapmayı düşünürseydi. O tabii ki de beni de ilgilendirmez ama oradaki düzenine yetebiliyorsa buradaki çocuklarına yetebiliyor mu arkadaşım? Yok öyle. Ben orada çocuklarıma, evdeki eve düzene yetemiyorum. Sen zaten çocuklara bakıyorsun. Ben çocuklara bakmak zorunda değilim diye bir olay. Bir hükümlülük yok. Kesinlikle ama kesinlikle yok. Kolaymış o zaman da yeni bir ev olmuş artık. Yeni bir ev olmuş artık. Bunları da düşün ve o çocukları ve kendini bu konularla mahkemelerle yıpratma derim sana. Vallahi ben bu konularda bu şeylerde çocuklarımı yıpratmıyorum. Çocuklarımı zaten ben mahkemeye götürmüyorum ki. Çocuklarımın herhangi bir... Ah tamam.
Kaşığı burada, kaşığını yemeyecek misin? Kaşığı burada. Tamam, kaşığını beraber yiyeceksin ya anneciğim. Çocuklarım ben bu konuda zaten mahkeme şeylerini, adliye koridorlarında zaten yıpratmıyorum. Herhangi bir şekilde ben kendim de yıpratmıyorum, yıpranmıyorum. Kendisi yıpranıyor, yıpranacaksa yıpransın yani. Ya bu zamanda eğer ev açmak zorsa açmasın o zaman. Tek bir net bir şekilde söyleyeyim, açmasın. İlk önce 3 tane evladını bir doyursun. Gerçekten bu, ben hakikaten buna gerçekten çok kızdım. Nedense yani ben yetebiliyorsam bu çocuklara sen de yetmek zorundasın. Ben kadın başıma yetiyorsa sen de erkek başına bu çocuklara yetmekle yükümlüsün ve zorunlusun. Ben yeni bir ev açtım. Ben yeni bir düzen kurdum. Ben evime bakmakta yükümlüyüm. Ben kredilerimi ödemek zorundayım. Yani taksitlerimi ödemek zorundayım ki evine yazmış zaten şeye. Adası söylüyor. Davranın içerisinde. Evlendim, bakmakla yükümlü olduğum bir eşim var. Evlendim, ev eşyalarımı yeniledim. Bak ne kadar güzel bir şey söyle. Ev eşyalarımı yeniledim. Taksitlerimi ödemek zorundayım diyor. Senin burada okula giden iki tane çocuğun var ki sen bir tanesi otizin, otizinli olduğunu zaten kabul etmiyorsun. Kabul etmediğin gibi o çocuğun gitmiş olduğu kreşinde değiştirmek istiyorsun. Neden? 3 lira daha az vermek için. Daha az verebilmek için. Ortaokula giden bir evladım var. Onun okul ihtiyaçları var mı? Kalemi var mı? Silgisi var mı? Forması var mı? Ayağına giyebilecek bir ayakkabısı var mı? Öğlen gittiği zaman orada ne yiyor diye düşünmüyorsan istersen 40 tane ev kur, hiç umurumda değil. Ya da kurama ya da isterse sokakta kalsın. İnanın ki hiç bu konuda hiç kesinlikle artık acıma duygum benim tamamıyla bitti. Gerçekten bitti bu. En son mahkemeden sonra Hakan için söylediğinden sonra gerçekten hiçbir şekilde benim şeyim kalmadı. Acıma duygum kesinlikle ama kesinlikle kalmadı. Zaten bana çoğu arkadaşlar söylüyorlar. Belki bu tür yorumlar hep genelde şey karşı taraflardan gelebilir diye. Benim de aklıma yatan, mantığıma yatan o. Ama bu şekilde yazdıkları yorumlarla da ne yapıyorlar? Kendilerini küçültüyorlar. Herkesin şeyi var. Neyin ne olduğunu herkes zaten görüyor da. Hakan kim geldi? Tüpçü. Tüp geldi değil mi? Ay en sevdiğim şey yemek yaparken yemeğin ortasında tüpün bitmesi. Tüpün bitti arkadaşlar. Tüpümüzü söyledik geldi. Allah bir kat razı olsun ki tüpçümüzü hiç bekletmemizi aradıktan 15-20 dakika sonra tüpümüzü getiriyor. Sağ olsunlar vallahi ya. Tüp. O nasıl bir şey Hakan ya? Tüp. Tüp mü geldi? Evet. Tüpümüz bitti. Anca çıkıyor. Var ya iş o kadar zor ki anlatamam sizlere arkadaşlar. 5 kat yukarıya çıkarmak ne demek? Normalde ben arıtma taktırmadan önce suyumu da bu abi getiriyordu. İkişer ikişer getiriyordu. Sonra tek tek getirmeye başladı. 5 kat çıkarmak kolay değil. İşleri gerçekten çok ama çok zor. Allah yar ve yardımcıdır olsun ya. Ne oldu? Ey maşallah abiciğim. Ne? Beni dedi oğlum iyi yaşamazsın. Ey maşallah Allah ana baba büyüsün ya ne kadar güzel. Bir de tatlı. Sorma abi. Torun evlattan daha tatlı oluyorlar. Şurasıydı abi. Bak oradaydı. Nasılsın? Babamı. Ağzı açık uyumuş çocuk. Yok. Anam dün akşamdan da uykusuz olunca. Anam tamam anneciğim. Ay çocuğu uyandırdık. Ama uyuyalı bayağı aldı yalnız. Rahat bir iki saatten beri uyuyor. Günaydın. Seni beklerken uyuyakaldı ama. Abba bismillah. Annem yok bir şey kuşum. Abi geldi ya sadece. Ne oldu anne? Yat hadi. Yat buraya yat. Tamam yat. Yat. Yat şuraya. Koy kafayı. İsmail diyordun. İsmail geldi işte ya. Ne dedi İsmail arkadaşların saçlarına? Yakışmışlar. Eskisinden daha iyi olmuşlar. Değil mi? Hani var mı böyle enseye bir tokat? Yok. Kimse vurmadı. Vurmadı mı? Bekliyordun ya o yüzden.
Şu et benini gördüler. Azıcık aman aman. Oynatma bak. Benlerini oynatma. Ben sıkıntı... Sen de oynuyorsun. Benle oynanmaz. Sakın ha. Öyle var ya hani böyle kazıyım deyip koparmaya kesinlikle kalkma. Et beni birazcık sıkıntılı anneciğim bu konularda lütfen. Aynı bir biraz kendisi kendi yersin ya. Dokunma biraz sonra kendine gelir zaten. Değil mi annem? Yok. Ne zaman? En yakın sınav ne zaman? Bittik. Sınavlar bitti mi? Vay be. Ne ders çalıştın ne sınav çalıştın maşallah. Ben senin daha sınavların herhalde başlamadı diye şey yaptım. Tahmin ediyordum açıkçası. 86 aldım. Tamam, matematikten 86 aldın. Türkçeden? Bilmiyorum. Neyse, bazı arkadaşlar şimdi diyecek ki çocuğu niye bu kadar çok sıkıştırıyorsun diye. Sıkıştırmak değil arkadaşlar. Çocuk bunlar, genç. Hani ders çalışma dediği sürece çok fazla da ders çalışmıyorlar. Çok da okulu önemsemiyorlar mı diyeyim artık. Öyle mi? Eğitim sistemi kötü çünkü. Ne? Kötü. Eğitim sistemi kötü. Allah Allah, o nereden çıktı şimdi? Eğitim sisteminin kötü olduğunu nereden çıkardın? Nereden vardın o kanıya? Çok denetlemiyorlar ki hiçbir yere. Neyi denetlemelerini istersin? Neyi denetlemesinler? Hayır. Dur bakayım, hadi dur. Şimdi eğitim sistemi kötü dedi, denetlenmiyor dedi. Ne denetlenmiyor? Okullar çok pis. Çok işte diyorum. Kim ya, okulun %70'i bizim okulun. Klimaların %70 falan şey ama üflemiyor yani. Alamadım. Çalışmıyor. Çalışıyor. Orada 18-19 yazıyor. Tamam. Onlar da zaten 18-19 oluyor. Hoca 24'de al diyor da. Hı. Hem üflemiyor hem şey yapıyor. Üflerse bile sıcak üflüyor. Tamam, bu eğitim sistemine alakalı yok ki bu. Ha öyle bu değil. Okulların şeyi. Evet, dediğiniz doğru. Okullarımızdaki klimalarımız çalışmıyor. Onun dışında hayır bak. Zaten hava sıcak. Sıcaklar gelmeye başladı. Hı. Yani böyle dersi dinlemiyor insan. Hı. Çok sıcakta. Sıcaktan. Hoca da ders anlatamıyor da okulda. O da anlatamıyor, doğru. Siz de teneffüslerle tabii ister istemez koşturuyorsunuz, çok terliyorsunuz. Ya isim var şimdi. Bana koşturmuyorum. Güzel saçlar, çok güzel. Bana koşturmuyorum deme. Koşturmuyorum. Yeniden koşturmuyorum. Ay neyse arkadaşlar, ben artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyeyim, kaçayım. Arkadaki tospiyim uyumaya devam ediyor. Oy Allah'ım, seni yaradanı kurban olsunlar. Dokunma. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.